Melike? Bizim ofise botanik bahçesi yapacak olan kişi sen miydin? Botanik bahçesi? Burada. Cengiz Bey'in hayal gücü çok genişmiş. Ama bütçesi çok dar değil mi? Ya git en ucuz yeşillikleri topla getir dedi bana. Özlemişim seni. İyi gene muhabbetimiz eskisi gibi tatlı. Allah arttırsın muhabbetinizi. Melike. Vallahi paralel evren teorisi gibi kızsın. Aynı anda üç farklı yerde olabiliyorsun sen galiba. Nereye gidersem gideyim, ofis olsun, bağ bahçe olsun. Hop, karşımdasın. Merhaba İlayda Hanım. Aa, canım. Ne haber İlaydacığım? Hoş geldin. Ne oldu? Hazırlıksız yakalandın değil mi? Somurtkan şirin. Babanla toplantım var ama seninle iki dakika bir şey konuşacağım. Tabii tabii. Ofisteki yoğun tempondan ayırmak istemezdim seni ama Fındık'la ilgili birkaç gün yardıma ihtiyacım var. Hatırladın mı Fındık'ı? Ne demek hatırladım? Tabii ki hatırladım. Köpek işte. Yok, geçen hafta unutmuştum da hani takside. Dedim. Unutkan şirin seni. Sen yeme içme, ara internet sitelerin demeç ver. De ki, bunların zaten düğün akşamında da benim ağlamaktan gözlerim kurudu de. Bak, görüyor musun sen? Magazinde biliyor kadın. Başlığı kendinden veriyor, gazeteci hiç yormuyor yani. Gizemciğim, sen topluma mal olmuş bir insansın. Bir avukat tut, Saide Hanım'ın senin hakkında konuşmasını yasak ettir. Kız, öyle bir şey mi var? Tabii. Gizemciğim, şöhretli bir şahısın. Medyaya senin hakkında ileri geri konuşamaz. Tedbir koydurt. Kanuna uymasa götürsünler merkeze. Rezil etsinler herkese. Vay 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 Safiye. Sana şöyle bir bakınca hiç belli olmuyor ama o kadar kültürlü, o kadar akıllı bir kadınsın ki. Sağırlasın Gizemciğim. Doğru söylüyorsun. Benim bir ismim var. Hatta üç ismim var. Hatta bir ismim, iki soy ismim var. Gizem Sahici Özpamuk. Ay teşekkür ederim sağ ol. Beni mi alkışlıyorlar, kime alkışlıyorlar? Ne oluyor kız orada, bir kalabalık var. Söyleşi var, söyleşi yapıyorlar. Ha bak, Pelin yapıyor, Pelin söyleşi yapıyor. Görüyor musun? Vay arkadaş, bu kadın da modacı mıdır, halkla ilişkilerci midir, söyleşici midir, ben anlayamadım. Ben anlayamadım bunu. Bir yerde bir para varsa gidip bu o parayı almazsa, başkası alırsa gece uyuyamıyor. Bir yerde bir para varsa gidecek, bu alacak illa. Öyle bir kadın. Şey, ideal ebeveyn mi yazıyor orada? Hmm, pedagog diyor bak. Demek ki pedagogla söyleşi yapıyor. Ay Gizemciğim, ailecek şu an tam da ihtiyacımız olan konu. Anam, kız bebek mi geliyor? Ben senin göbeğinden anlamıştım. Ay yok anacığım, ne bebeği ya? Ve ne göbeği? Ayva göbeği. Çok severim ben. Ay ne kadar üzülüyorum, keşke bende de olsa diyerek. Çok yakışıyor sana. Çünkü öteki türlü popo yalnız kalırdı. Bu olunca ikisi birbirini dengeliyor. Çok güzel bir uyum, bir harmoni içinde. Çok yakışıyor ya. Ben çok beğeniyorum. Bilmiyorum. Sağ ol. Neyse yani işte biz evdeki çocuklarla başa çıkamıyoruz Gizemciğim. Hmm. Yıldız bu sabah sinir krizi geçirdi, beni çok sıkıyorsunuz diye. Aa bak Safiyeciğim, pedagoji önemli. Yo ben Ozan'ı yetiştirirken hep böyle pedagojik yöntemlerle, kitaplar okuyarak o şekilde yani bilinçli bir anne olmaya çalıştım. Ve bir şey söyleyeceğim, bu Pelin de piştir, aşağılıktır, rezalet bir insandır, sefil faredir filan ama hani bilir bu annelik işlerini. Allah var yukarıda. Vallahi mı? Tabii. Anacığım, dört tane çocuğu var bunun. Tabii, helal olsun. Kuluçka makinesi gibi kadın. Ay Gizemciğim, biraz oturup dinlesek mi? Yani anacığım dinleyelim ama seyircilerin arasında celebrity görünce sahnedeki insan çok heyecanlanıyor ve ile ayağı birbirine dolanıyor. Ben ondan korkuyorum ya. Şimdi gideceğim oraya, oturacağım, onlar görecek, heyecanlanacak falan. Gerçi bana ne? O zaman sahneye çıkmayacaksın. Sahneye çıkıyorsan da bunlara alışacaksın. Doğru. Gel gidelim bakalım. Hadi gidelim. Şey edelim. Ya bakın şuraya geçelim mi?
Orada da yer var. Talibim, canım kardeşim, ne yaptın? Oy verdin mi? Ta belediye seçimlerine var diye biliyorum ben, değil mi? Ayı garibanı için bir oğlum. Ha, yok vallahi daha bakmadım ya. O değil de Yaşar abi, ben bu akşam biraz erken çıksam olur mu? Aşk olsun koçum. Tabii ki ya, sorman ayıp. Aa, sağ ol. Niye? Çünkü biz arkadaşız. Evet. Seni severim. Evet. Eğer oy kullanırken ben aklımda olursa çekinme. Okey. İçinden gelen kişiye oy ver. Tamam. İçinden kim geliyor? Allah bilemiyor ki. Ben geliyor gibi miyim? Olabilir. Çünkü niye? Benim ayın eleman olmak gibi bir derdim yok. Ha, iyi o zaman. Ama iyi olur. Olsam iyi olur. Kötü mü olur? Yo, güzel olur. Değil mi kardeşim? Hatıra olur. Tamam Yaşar abi, sana oy atarım. Dert değil ya. Ya... Canım kardeşim. Ailemsin ya. Vallahi ailemden bir insansın yani. Vallahi mi diyorsun? Allah canımı alsın ki öyle. Oğlum gibisin. Vallahi. Her şey kısmet. Ben de seni çok severim Yaşar abi. Ama sevgi öyle kuru kuruya olmaz. Eyleme dökmek lazım. Vallahi. Hiçbir zaman, hiçbir zaman sevgini içinde tutma. Dışarı at. Eğer kalbinde bir sevgi varsa kendini ifade et oğlum. Aldım ben mesajı, aldım. Seviyorsan git konuş diyorsun yani. Heyecanlandım bak ha. Kısmet be Yaşar abi. Abi demeye mi başladın sen bana? He. Yani bu yeni durumda daha uygun gibi göründü bana ama. O da doğru. O da bir yerde doğru. Sen şimdi çay kahveyi falan hiç kafana takma. Çay ocağı bende. Dediğim gibi senin içinde bir sevgi varsa tutma. Dışarı at. Kendini ifade et. Anlatabiliyor muyum? Hemen harekete geçmek lazım. Bu çaylar kimin bakalım? Ben onları muhasebeye götürecektim. Tamam bende. Talip, çaylar bende. Allah Allah. Yüzük mü taksam acaba hemen ya? Geri kızı istemiyor. Ne diyor ki şimdi bu? Sosyete yavaş gelecek bize.